06'dan herkese esenlikler arkadaşlar. Bugün Ankara içinde şöyle bir 100 kilometreye yakın yol yapacağız. Önce Kazım Karabekir Caddesi'ndeki İskitler Sanayi'ne, eski adıyla Büyük Sanayi'ye gidiyoruz. Oradan mini plak alacağız. Daha sonra da bir plakalık yaptıracağız. Mini plaka için. Sonra Ostim'e gideceğiz. Meşhur İkmal'e gideceğiz. Hırdavat Market'e. Oradan da 10 numara lokma ucu alacağım. Lokmam takımımdaki 10 numara ucu kaybettim. Nereye gittiğini bulamıyorum. Düştü ve sekti. Bir eksiğimiz var, onu alacağım. Onun haricinde neler var onlara bakacağız. Bir Keçiören'e uğrayacağım. Oradan da almam gerekenler var. Sonra tekrar eve geri döneceğiz. X-Max'e alışmak için de güzel oluyor. Yani işte gaz tepkisi, fren mesafesine falan bir an evvel alışmak için daha çok kilometre yapmak lazım. Bütün motorlar için geçerli bu. Ben de X-Max'e böyle ufak çaplı bir şehir içi tur yapacağım. Ankara için güzel sayılabilecek hava değerleri şu an 4 derece hava sıcaklığı burada. Şehir merkezine gittikçe biraz daha artar. X-Max'e meşhur Kepekli yokuşunu gördüğünüz gibi 120 kilometreye yakın bir hızla çıkıyor. Hatta şöyle biraz eğileyim. Belki 120'yi görür. Aynen, 120'yi gördü. Yani 250'lik bir scooter'dan ne beklediğinizle alakalı. Gayet yeterli bence arkadaşlar. Sonuçta manuel de olsa zaten buraya 130'la falan çıkardık muhtemelen. Yeter. Yani sonuçta ben şu anda ekipmanlarımla ve bagajımla beraber muhtemelen 110 kilo falan geliyorum. Bu motorun üstünde şöyle belki 70 kiloluk biraz daha hafif bir insan olsa burayı belki 130'la falan da çıkabilir. Ama böyle küçük motorlar için 10 kilo, 20 kilo ağırlıklar gerçekten önem arz ediyor. O yüzden yani bence yeterli. Ne beklediğinizle alakalı. Arkadaşlar, adama mini plaka siparişi verdim. Adam benim plakanın aynısını basmış. Boyut olarak. Geri iade ettim. Şimdi eksik lokma takımındaki ucu ve işte zımpara vesaire almak için Hırdavat Market'e gidiyorum, Ostim'e. Ama şeye bayıldım. Yani X-Max'in şehir içindeki manevra kabiliyetine falan bayıldım. Harika. Dışarıda da hava 9 derece şehir merkezinde. Göl başında biraz soğuktu. O yüzden bayağı sıcak sıcak geziyorum yani. İstanbul yolu yine bildiğiniz gibi. Ulan en çekindiğim şey böyle şerit arasına giderken başka bir motorcunun gelip bana çakması yani. Burası yaz kış böyle abi, hiç fark etmiyor yani. Saat 15-12, şu an mesai yok, bir bok yok. Bu neyin trafiği hiç anlayamadım yani. İşe gidenler zaten iş yerindeler. Okullar kapalı, öğrenci yok. Taksi değil, dolmuş değil, otobüs değil. Normal adamlar, şunlara bak. Adam saat 15-12'de trafik var. Yani burası saat 18'de falan ne olur siz düşünün. Hani İstanbullu arkadaşlar muhtemelen gülüyordur ama Ankara için falan saçma sapan trafikler bunlar ya. Yani. Bu sol tarafımızda Ankara'nın meşhur batık 750 milyon dolarlık Anka Parkı arkadaşlar. Burada vatandaşın vergileriyle toplanılmış 750 milyon dolar çöpe atıldı. Bakın sol tarafınız boyunca gidiyor böyle. 750 milyon dolara bugün Volkswagen, Toyota otomobil fabrikası kuruyor sıfırdan, boş arsaya. Yani temeliyle
fizibilitesiyle, inşaatıyla 750 milyon dolara adamlar otomobil fabrikası kuruyorlar. Ülkeye bir katma değer sağlıyorlar. Buraya böyle çöplere 750 milyon dolar gömüldü ve çürümeye terk edildi arkadaşlar. Bu şekilde Ankara'nın parasını batırdı önceki yönetim. Yani ne hesap soran var ne bir şey diyen var. Şöyle garip bir yerde yaşıyoruz. Ostim'e geldim arkadaşlar. Bilmeyen arkadaşlar varsa burada İkmal diye bir yer var. Oldukça güzel bir yapı market. Hırdavat market. Şimdi girince zaten göreceksiniz yani. Kadınlar böyle Ankamol'e falan girince nasıl çıldırıyorlarsa, ben de buraya girince falan öyle ayarım kaçıyor. İçerideki her şeyi satın almak istiyorum. Böyle Bauhaus'a falan gidince de acayip oluyorum ama burası çok çılgın. Şimdi girince içeri biraz sonra göreceksiniz. Gerçekten çok enteresan yer. Şu sol tarafımızda yer alıyor gördüğünüz gibi. Şöyle şuradan geçip sola kıvrılalım. Karşıya gireriz. Işık yanınca. Uçlar karşıdadır diye düşünüyorum. Şu mu? 1/2 mi? Yok, 1/4 lazım. 1-2 takımım var da 1-4 takımın 10 numarası kayboldu. Değil ya, o küçük. Galiba yok. Yok değil mi? Aradım, malzemeyi bulamadım. Şimdi mecburen başka bir şey daha arıyordum. Onun için Bauhaus'a gideceğim. Bauhaus'a gitmişken bir bakalım. Belki ellerinde aradığımız lokma ucu da vardır. Şimdi Eskişehir yolu Söğüt Özü'ndeki Bauhaus'a gidiyoruz arkadaşlar. Ankara'nın piç edilen 750 milyon dolarını bir de böyle bir açıyla göstereyim. Yani herkes devleti, kamuyu zarara uğratabilir arkadaşlar. Bu önemli değil. Bu herkesin yapabileceği bir kansızlık. Ama bunun hesabının sorulmaması, bunun insanların yanına kar kalması, işte bu çok iğrenç bir şey. Kimse bunun hesabını sormadı. Evet, muhtemelen sormayacaklar. Yazık, şuna bak. O nasıl arabalar? Peugeot 307'ymiş herhalde eskiden. Şuna bak, ne hale getirmişler. Tamam kardeş, modifiye suç değil, yaşam tarzı da. Bu ne anasını satayım?
Şaka gibi ama Bauhaus'ta da lokma ucu bulamadım. Ama şimdi artık lokma ucu aramak için de geç oldu. Saat 4'ü geçti. Keçiören'e gitmem lazım. Keçiören'e gidip şu işleri halledeyim artık. Trafiğe bak ya. Yine Togaysan'da var arkadaşlar. Yani Togaysan diye bir yer var İskitler Sarayı'nda. Adamların elinde envai çeşit vida, cıvata, somun, her şey, rekor. Aklınıza ne gelirse var. Çok enteresan bir yer. Yıllardır motorla ilgili, bisikletle ilgili falan düşmüş bulamadığımız, işte dışarıda servisin falan böyle saçma sapan rakamlar istediği birçok şeyi burada böyle 3 liraya 5 liraya bulduk yıllardır. Şimdi de öyle oldu. 7 liraya 10 numara lokma ucu aldım. Keçiören'in Güzide Arat sokaklarında geziyoruz arkadaşlar. Şimdi gazinoya gidiyoruz. Thank you.